Merhaba sevgili seyirciler, ben Bülent Korucu. Bugün 17 Şubat 2021 Çarşamba nöbetçi editörde her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Bugünün gündeminde dünden taşan bazı haberlerle birlikte sizin için bir bülten hazırladım. Ana haber bülteni yapmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı ve bu konuşma gündeme bir anlamda bomba gibi düştü. Belki son zamanların sosyal medyada en fazla ses getiren, en fazla paylaşılan, en fazla görüntülenen konuşmalarından bir tanesi oldu. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir reytingi düşmüştü. Televizyonlardaki canlı yayınlarında da çok fazla insanlar izlemiyor ama bu görüntüyü epeyce fazla sayıda insan izledi. Bu görüntü şuydu: Cumhurbaşkanı dün Yunus Emre açılış yılı münasebetiyle bir konuşma yaptı. Türkçenin, yani ana dilimizin önemi üzerine, önemi hakkında ve onun yaşadığı bir kısım deformasyonlar, bir kısım kayıplar üzerine bir konuşmaydı bu. Daha çok sosyal medya ve dijital ortamın dil üzerindeki negatif etkileri, olumsuz etkilerini dile getiren bir konuşmaydı. Sonra bir anda sosyal medyaya bir video düştü ve bir sosyal medya kullanıcısı bu konuşmanın birebir 4 yıl önce dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından birebir aynen yapıldığını ortaya çıkardı. Motamot, kelimesi kelimesine, noktası virgülüne aynı konuşmayı 4 yıl arayla iki yönetici birden yapıyor. Bu çok basit bir olay gibi görünüyor ama ben bunun çok anlamlı olduğunu, çok önemli mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Birincisi, iki tane üst düzey yönetici, birisi başbakan, birisi cumhurbaşkanı, ana dilimiz hakkında bir konuşma yapacaklar. 3-5 dakika sürecek bir konuşma ve bunu spontane yapamıyorlar, bunu doğaçlama yapamıyorlar, bunu ekrandan okumadan yapamıyorlar. Bunu çevrelerindeki danışmanlar bir şeyler yazıp beyaz cama, promptra aksettirmeden yapamıyorlar ne yazık ki. İkinci önemli şey, çevrelerindeki kifayetsiz muhterislerin suçüstü yakalanmasıydı. O kadar ki bu kadar basit bir konuda yapılabilecek bir konuşma için birbirlerinden kopya çekmişler, birbirlerinden çalmışlar. Bu bir anlamda AKP'li kadroların artık çalmayı, götürmeyi, hırsızlamayı alışkanlık haline getirdiğini gösteriyor. Ben buradan çıkardığım ikinci mesaj da bu. Üçüncüsü şu: AKP'li kadrolar içerisinde o kadar liyakatsiz ve o kadar rahata, hazıra alışmış insanlar var ki, biliyorsunuz danışmanların maaşları her zaman gündeme geliyor. Çok yüksek düzeylerde maaşlar alıyorlar, birden fazla maaşlar alıyorlar. Çeşitli el konulmuş şirketlerde yöneticilik yapıyorlar. El konulmamış olsa bile devletin yönettiği Türk Hava Yolları gibi şirketlerde yöneticilik yapıyorlar. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bir Türkçe hakkında konuşmayı yazabilecek seviye ortaya çıkmıyor. Devletin geldiği, devleti yönetenlerin ve onların etrafındakilerin seviyesini, daha doğrusu seviyesizliğini gösteren bir örnek olarak da ben bunu çok önemsedim. Bir diğeri de şu: birbirlerinden de çalıyorlar derken ben şunu kastediyorum. Başka bir konuya atlamış olacağız bu vesileyle. O da şu: biliyorsunuz AKP 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını savuşturduktan sonra hırsızlık yapmayı, yolsuzluk yapmayı neredeyse bir hak, bir imtiyaz olarak, bundan sonra artık kimse AKP'nin yaptığı yolsuzluklardan ya da AKP'lilerin yaptığı yolsuzluklardan dolayı herhangi bir suçlama dile getiremiyor. Hatta şöyle örnekler bile yaşadık. AKP mitinglerinde insanlar cüzdanı çalınsa hırsız var diye bağıramıyorlar. Çünkü bu bir siyasi mesaj olarak algılanıyor ve acaba bize mi gönderme yaptı diye diğer AKP'liler, bilhassa AKP'li yöneticiler bu kişileri linç ettiriyor. Onun için yan kesicilerin en rahat çalıştığı alanlar AKP mitingleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mitingler deniyor. Bugünlerde bazı küçük çaplı yolsuzluklar gündeme gelmiyor değil. Bazı küçük belediyelerin, belediye başkanlarının ya da ilçe yöneticilerin hakkında yolsuzluğa dair haberler duyuyoruz. Bugün mesela Sözcü gazetesinde Urfa'lı bir yöneticinin, AKP'li bir yöneticinin belediye başkanı hakkında yaptığı bir suçlama var. Bu tür olaylarda da şunu görüyoruz, şayet genel havuzun içerisinde, genel sistematik götürmenin içerisinde iş yapıyorsanız kimse size ses etmiyor. Yani havuza aktarıyorsanız ve havuzdan payınızı alıyorsanız sorun olmuyor. Ama siz kendinize ait küçük bir havuz kurmaya çalıştığınızda, kalktığınızda o zaman alarm zilleri çalıyor ve siz bir anda kötü adam ilan ediliyorsunuz, bir anda hırsız ilan ediliyorsunuz. Bunun en bariz örneklerini mahkemelerde yaşıyoruz maalesef. FETÖ borsası diye borsalar kuruldu biliyorsunuz. Suçsuz insanları, bilhassa zengin, iş adamı konumundaki insanları tehdit ederek, onlara şantaj yaparak ismini listelere yazarız ya da ismin listelerde şayet bize şu kadar para vermezsen ismini sildirmeyiz deyip kurulmuş büyük bir borsa var. Ve bu borsayı herkes biliyor, kimin yönettiğini biliyor, İstanbul'da kimin yönettiğini biliyor, hangi Cumhurbaşkanı'nın, hangi avukatının, hangi savcılarla, hangi başsavcıyla, sonra o başsavcı şu anda hangi önemli noktaya geldi, İrfan Fidan'dan söz ediyorum, Anayasa Mahkemesi başkanı olmadı henüz ama yakında başkanı olacağını da bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne çok kısa bir süre içerisinde atanan bir üye, Mustafa Doğan İnal, Cumhurbaşkanlığının avukatı, onun kontrol ettiği, yönettiği, yönlendirdiği bir borsanın olduğunu neredeyse Mısır'daki Sağır Sultan bile biliyor. Ama yer yer mesela FETÖ borsasından yakalanan savcılar, polisler, yargıçlar diye haberler görüyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar şöyle oluyor. Biraz önce söylediğim gibi o genel büyük havuz içerisinde iş yapıyorsanız oradan payınıza düşen kırıntılarla idare etmeniz gerekiyor. Nasıl olsa herkes yapıyor diye siz de kendinize ait bir borsa kurmaya çalışırsanız, bir küçük havuz oluşturmaya çalışırsanız anında büyük patronlar geliyor, sizin ensenize biniyor ve sizi işte 2 tane İstanbul'da 2 tane savcının, bir tanesi İsmet Bozkurt, bizim gazeteci arkadaşlarımızın da birçoğunun iddianamesini yazan, birçoğunun hakkında tutuklama ya da vesaire önemli kararlar alınmasını sağlayan savcıydı. Şu anda yargılanıyor. Bunların suçu ne? Bunların suçu kendi başlarına dükkan açmaya kalkışmaları, kendilerine ait bir havuz oluşturmaya çalışmaları. Bir diğer gündem maddesi sevgili seyirciler, maalesef acı bir konu. Gara mağarasında, Gara bölgesinde icra edilen operasyondan sonra 13 tane şehit geldi ve bu 13 şehit üzerine bir tartışma başladı. AKP'liler, AKP'nin bakanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir operasyonun, yani 13 rehineyi, 13 esiri, artık ne diyeceksek, PKK'nın elinde tutsak olan, PKK'nın kaçırmış olduğu 13 devlet görevlisini kurtarmak için yapılmış bir operasyon var. En üst düzeyden, en birinci ağızdan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı önceki gün yaptığı konuşmada bu askerleri kurtarmak için bir operasyon yaptık cümlesini birebir söyledi. İnkar edilebilecek bir şey ortada yok. Yani bazı AKP'liler, bazı AKP sözcüleri ya da trolleri inkar etmeye kalksalar da. Şimdi bu olaydan sonra muhalefeti köşeye sıkıştırabilmek için, muhalefeti ötekileştirebilmek için ve muhalefeti parçalayabilmek için sorumluluk sahipleri, hani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, karşı atağa geçtiler. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki çalışma arkadaşları, kurmayları muhalefeti suçlamaya başladı. Meral Akşener suçlanıyor, HDP'ye çok sert, net bir tavır koymadığı iddiasıyla. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu suçlanıyor. Çok net ve sert bir tavır HDP'ye koymadığı, hatta tam tersine HDP ile birlikte olduğu, HDP ile seçim işbirliği yaptığı iddiasıyla, ki İstanbul ve diğer büyükşehir seçiminde HDP ile bir işbirliğine gidilmedi, açık bir işbirliği yapılmadı ama Kürt seçmenin tercihleri sonucu belirledi. Hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o çok itici, irite edici, insanların acılarıyla alay edici konuşması zaten gündeme düştü ve epeyce tartışıldı. O fotoğrafı aslında her programda muhakkak göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Herkesin o fotoğrafa günde birkaç sefer bakması gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanlar daha şehitlerini toprağa vermemişken daha acılarını en taze, en ağır bir biçimde yaşarlarken İlk kongresi tertiplemek, davul zurna eşliğinde şen şakrak, gülerek, oynayarak, espri yaparak, kahkahalar atarak icra edilmiş bir ilk kongresinden söz ediyoruz ve bu ilk kongresine bağlanmış bir anneden söz ediyoruz. O annenin çocuğunun mektubunu bu bölümün son kısmında bir soruyla bitirerek o mektuba değineceğim ama asıl şu anda temas etmek istediğim şey muhalefetle Cumhurbaşkanı arasındaki sert tartışma. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine, sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sert bir cevap var. Bugün Ankara Kongresi başta olmak üzere, Ankara İl Kongresi başta olmak üzere birçok ilin kongresi yapıldı ve yine Cumhurbaşkanı şapkasını bir kenara bırakarak Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak kürsüye çıktı ve AKP Genel Başkanı olarak muhalefetle polemiğe girdi. Ve çok ağır şeyler söyledi, çok ağır hakaretlerde bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP liderine. Terbiyesiz herif bile dedi. Yani sokak kavgasında söylense insanlar ya biraz ağır ol diye çevresindeki insanlar birbirini uyarırlar. Yani iki komşu birbiri arasında kavga ederken kullanılmayacak kelimeler belki Cumhurbaşkanı'nın ağzından dökülüyor. Peki neden Cumhurbaşkanı bu kadar öfkelendi? Neden Cumhurbaşkanı kendisini, öfkesini dizginleyemeyecek şekilde bir anlamda zıvanadan çıktı? Sebebi şu: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri, çok doğru ve önemli 5 tane soru sordu dün. O soruları isterseniz birlikte okuyalım, arkadaşlarımız ekrana yansıtsınlar. Bir tanesi, 2015 yılından beri başbakan ya da cumhurbaşkanı olarak siz görev başındaydınız ve bu çocukları kurtarmak için ne yaptınız? İkinci soru, bundan daha fazla, daha ağır bir soru, o da şu: Öcalan'dan seçimlerde mektup getirdiniz. İstanbul seçimlerini bilhassa kazanabilmek için, yenilenmiş seçimleri kazanabilmek için adaya insan gönderdiniz, ulak gönderdiniz ve Abdullah Öcalan'dan mektup aldınız ve İstanbul seçimlerini kazanmaya çalıştınız. İstanbul seçimleri bu 13 kişinin, 13 canın, 13 vatandaşın, 13 devlet görevlisinin canından daha mı önemliydi ki onun için göze aldığınız bir şeyi bu 13 kişiyi kurtarmak için neden göze almadınız? Bir diğer soru da şuydu: Trump dostum dediniz, kankam dediniz, arkadaşım dediniz. Hiç bu kadar yakın olmamıştık diye gazeteleriniz manşet attı. Bugün, dün de o konuşmada Recep Tayyip Erdoğan diyor ki PKK'yı Amerika Birleşik ABD koruyor, kolluyor. ABD tırlar dolusu uçak gönderiyor, tank gönderiyor, tırlar dolusu silahlar gönderiyor PKK'ya. Joe Biden seçileli ve görev başına geçeli, görevi teslim alalı daha neredeyse bir ay ancak oldu. Peki bu tırlar dolusu uçak bu bir ay içerisinde gitmediğine göre Trump döneminde en azından bir kısmı gitmiş demektir. Peki o kankam dediğiniz Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanına ne yaptınız, ne dediniz? Bu tırlarla ilgili herhangi bir hesap sordunuz mu? O da bir kenara, o ayrı bir konu çünkü. Bugün tartıştığımız konuya dönelim. Bu çocukların kurtarılması konusunda Trump'tan yardım istediniz mi diye sordu Kılıçdaroğlu. Madem PKK'nın üzerinde bu kadar söz sahibi ABD, neden dostunuz Trump'tan bu konuda bir yardım istemediniz? Diğer sorular da buna benzer sorulardı. Daha önce benzer olaylarda insan hakları örgütleri devreye girmişti ve bu tür sorunları çözmüşlerdi. Çok sayıda devlet görevlisi kurtarılmıştı. En son soruda bu operasyondaki başarısızlığın sorumluluğunu kim üstlenecek? Tayyip Erdoğan bugün sen kimsin ki bana sorumluluk yüklüyorsun? Utanmadan Cumhurbaşkanı bundan sorumludur diyorsun diyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Hani çok klişe sosyal medyada çok kullanılan bir kalıp var ya, insan gerçekten hayret ediyor. Soracağız yani bu başarısızlığın sorumlusu olarak kim diyeceğiz? Cumhurbaşkanı demeyeceksek Mahmut mu diyeceğiz? Kim diyeceğiz? Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde Tayyip Erdoğan'ın bir tweet'i var. Bugünlerde o tweet'i de hatırlamakta fayda var. Erdoğan o tweet'te diyor ki bir ülkenin başbakanı olarak, bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile benim mesuliyetim altındadır. Şimdi Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile senin sorumluluğun altında ama senin talimatınla, senin yönlendirmenle, senin emrinle, en azından senin izninle yapılmış bir operasyonda kurtarmaya gidilen 13 tane rehinenin 13'ü de hayatını kaybediyor ve ortada bir başarısızlık yok ve ortada bu sorumluluğu üstlenecek kimse yok. Ben de bu sorumluluğu üstlenmem diyorsun. Peki kim üstlenecek? Yani AKP'li yöneticiler, AKP'li bakanlar günlük işlerini yaparken bile, her gün olağan yaptıkları işleri yaparken bile Cumhurbaşkanımızın talimatlandırmasıyla, Cumhurbaşkanımızın emriyle diye işe başlıyorlar. Sanki besmele çeker gibi önce bunu söylüyorlar, sonra işi yapıyorlar ya da sonra işle ilgili açıklamada bulunuyorlar. Bu tartışma çok daha fazla sürecek gibi geliyor. Çünkü Erdoğan bu başarısızlıktan şayet başarabilseydi büyük bir müjde olarak kendisi verecekti. Büyük ihtimalle belki karşılamaya gidecekti. Belki alınlarından öpecekti. Fotoğraflar çekilecekti. Bunu bir siyasi kazanca, siyasi bir kâra tahvil edecekti, dönüştürecekti. Bu olmadı. Şimdi başarısızlığın faturasını muhalefete yıkarak ve muhalefeti parçalamaya çalışarak yine bir siyasi post çıkarmaya çalışıyor buradan. Ama muhalefet sanki bu sefer aynı oyuna tam düşmemiş gibi, en azından biraz daha çekinik duruyorlar. Biraz daha Erdoğan'ın, AKP'nin oyununu bozmaya çalışıyorlar gibi bir hava var ve bundan dolayı da Erdoğan gittikçe daha fazla öfkeleniyor ve daha fazla öfkelenecek gibi duruyor. Biraz önce bahsettiğim o mektubutaki o son cümleyi, o cümleleri sizinle paylaşayım o zaman. Mevlüt Kahveci, o mağarada şehit olan askerlerden bir tanesi ki şöyle anlatayım. Rize Kongresi'nde Cumhurbaşkanı'nın telefonla annesini bağladığı kişi, daha doğrusu telefonla bağladığı kadıncağızın, annenin oğlu Mevlüt Kahveci bir mektup yazmıştı ve bu mektubunu şu cümlelerle bitirmişti. Bu mektuplar muhalefet tarafından mecliste gündeme getirilmeye çalışılmıştı. İnsan hakları örgütleri tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Aileler bütün kapıları aşındırmıştı. Bütün yetkililere, siyasilere, partilere, AKP'ye, AKP'nin her türlü yöneticisinin kapısını aşındırmıştı ve yardım istemişlerdi ama İstanbul seçimini kazanmak için Osman Öcalan'a Cumhurbaşkanı danışmanını gönderen irade, Abdullah Öcalan'a ulak gönderip ondan mektup isteyen irade ne yazık ki harekete geçip bu çocukları, bu insanları, bu devlet görevlilerinin sağ salim kurtarmaya girişmedi. Bunun için herhangi bir çaba içerisinde olmadı. Mevlüt Kahveci mektubunda annesine şöyle sesleniyor. Diyor ki, bugüne kadar neden kurtarılmadık? Neden bizim için bir girişimde bulunulmadı? Ben hangi ülkenin askeriyim? Kime hizmet ediyorum? Bunlar o kadar ağır sorular ki bu soruları aslında azıcık insafı, azıcık vicdanı, azıcık sağduyusu olan bir yönetici, bir siyasetçi, başka hiçbir şeye gerek yok. Bu üç cümleyi okusa, elini başının arasına alsa insan içine çıkamayacak bir hale gelir. En azından mitinglerde kahkaha atmayı kendisine yediremez. Normal bir insan, normal şartlarda azıcık sağduyusu, azıcık vicdanı olan bir insan sadece bu cümlelerden dolayı bile gülmeye utanır. AKP'nin muhalefet nezdinde yaptığı diğer bir şey de bu garayı fırsat bilerek, garadaki yaşanan dramı fırsat bilerek neredeyse bütün muhalefet partileri kadar ağır etki eden, tabanını sarsan, tabanında etki oluşturan iki tane milletvekili var. Bunlar AKP tabanına çok yakın insanlar olduğu için, hatta belki o tabandan gelmiş insanlar diyebiliriz. Oldukları için eleştirileri bomba etkisi yapıyor, eleştirileri AKP tabanını sarsıyor. Tabii ki üst düzeyde AKP'nin çatısını da sarsıyor taban sarsıldığı için. Bu kişilerde iki HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya şu anda hedefte. Recep Tayyip Erdoğan kadar, belki ondan daha fazla hedefteler. Sosyal medyadaki iki paylaşımlarından dolayı haklarında soruşturulma başlatıldı ve provokasyon yapmakla suçlandılar. Bütün yandaş medya fotoğraflarını basarak bu kişilerin hedef haline getirdi. Peki kim Hüda Kaya? Peki kim Ömer Faruk Gergerlioğlu? Ömer Faruk Gergerlioğlu, daha doğrusu Hüda Kaya'dan başlayalım. Hüda Kaya 28 Şubat sürecinde kızlarıyla birlikte gözaltına alınmış, tutuklanmış, idamla yargılanmış. 28 Şubat sürecinin, başörtüsü mücadelesinin en büyük mağdurlarından bir tanesi. Hüda Kaya'nın şu fotoğrafı gibi bir fotoğrafı olmayan kimse onu eleştirmesin. Bu başka bir fotoğraf. Hüda Kaya muhalefet sesini yükselttiği için oğlunu önce, evet bu fotoğrafa biraz bakabiliriz. Bu fotoğraf Hüda Kaya'nın 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını özetleyen bir fotoğraf. Böyle bir fotoğrafı olmayan, tutuklanmamış, idamla yargılanmamış, herhangi bir bedel ödememiş AKP'nin AKP'li isimler bugün Hüda Kaya'yı şeytanlaştırmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Belki umarız öyle bir şey olmaz ama 28 Şubat sürecinden sonra yeniden Hüda Kaya'yı tutuklama yoluna bile gidebilirler. Biraz önceki fotoğrafta oğluyla beraber çekildiği bir fotoğraftı. Hüda Kaya'ya zarar veremeyince oğlunu hem tartakladılar hem tutukladılar. Orada o tartaklama sonucunda yattığı hastanedeki kelepçesini görüyorsunuz. Yatağa kelepçelenmiş bir milletvekili oğlu. Ve kendisi yanlış hatırlamıyorsam 15 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı oğlu. Diğer isim Ömer Faruk Gergerlioğlu. İnsan hakları mücadelesi konusunda hemen herkesin çok yakından tanıdığı, çok yakından bildiği, takdir ettiği bir isim Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ama en fazla da AKP tabanının tanıdığı, bildiği bir isim. Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu AKP tabanına da çok yakın MAZLUMDER İnsan Hakları Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yapmış bir isim. Her türlü insan hakkı mücadelesinde, bilhassa 28 Şubat türü yaşanan büyük ihlallerde en ön saflarda insan hakkı mücadelesi yapmış bir isimden söz ediyoruz. MAZLUMDER başkanından söz ediyoruz. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmadan, ideoloji, görüş ayrımı yapmadan, renk ve ırk ayrımı yapmadan insan haklarını savunmuş bir isimden bahsediyoruz. Ve bu iki ismi bugün AKP susturmaya çalışıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve MAZLUMDER deyince benim aklıma hemen MAZLUMDER'in uğradığı akıbet de geliyor. Birçoğunuz umarım hatırlıyorsunuzdur ama 2017 yılında Mart ayında AKP MAZLUMDER'i de susturdu. Yani bugün iki kişi var insan hakları savunucusu, onları susturmaya çalışıyor. Benzer bir operasyonu MAZLUMDER'e yaptılar. MAZLUMDER'e kayyım atadılar. Yani Müslümanca insan hakkı savunan bir dernek diye göğüslerini gere gere anlattıkları, belki onun arkasına saklanarak birçok mücadeleyi yaptıkları bir derneği işlevsiz hale getirdiler. O günkü Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'ı koltuğundan edebilmek için kaçak göçek bir kongre yaptılar. Bu kongreyi atanmış kayyım yaptı ve MAZLUMDER'in genel merkezini Ankara'dan İstanbul'a taşıdı. Bununla da yetinmedi. 16 tane şehirdeki 24 şubesi vardı MAZLUMDER'in. 16'sını kapattılar ve bunların çoğusu da Kürt illeriydi. Ve MAZLUMDER o günlerde ve yakın tarihimizde elbette ki çok fazlasıyla insan hakkı ihlaline maruz kalan insanlar Kürtler olduğu için ağırlıklı olarak Kürtlerin de haklarını savunuyorlardı. Ve MAZLUMDER'e kayyım atayarak MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'ı devre dışı bırakarak MAZLUMDER'i de bitirdiler aslında. Şu anda MAZLUMDER'de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmaya çalışılan şeye 2017 yılında maruz kalmış bir dernek. Ahmet Faruk Ünsal kim? Babası 2 dönem Milli Selamet Partisi'nde milletvekilliği yapmış. Yani Milli Selamet Partisi siyasal İslam'ın, milli görüşün temel partisi biliyorsunuz. Erbakan'ın kurduğu, Necmettin Erbakan'ın merhum kurduğu ilk parti Milli Selamet Partisi'nde 2 dönem milletvekilliği yapmış bir kişinin oğlu. Artı de AKP'de bir dönem, yanlış hatırlamıyorsam 22. dönemde milletvekilliği yapmış bir isim ve insan hakları ihlalleriyle ilgili mücadelesini bildiğimiz eşi Fatma Ünsal Bostan'la birlikte mücadelesini bildiğimiz bir insan. Buna bile tahammül edemediler ve onun yönettiği MAZLUMDER'e kayyım atayarak o MAZLUMDER'i AKP'nin bir şubesi haline getirdiler. Yani işlevsiz hale getirdiler. Şu anda MAZLUMDER'in esamesi bile okunmuyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Bir diğer konu sevgili seyirciler, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir haber bu. Hollanda hükümeti, daha doğrusu Hollanda'nın Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü diye bir birim var. Bu Hollanda'nın güvenliğinden sorumlu kurum olduğu biliniyor. Bir terör raporu hazırlıyor. Bu raporun ismi şu, başlığı şu: Türkler arasında Selefiliğin gelişimi, Hollanda'daki etkisi başlıklı raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça isim vererek Selefi İslami örgütleri kollamak, onlara yardımcı olmak, onları örgütlemek gibi ağır iddialarla, ithamlarla suçlanıyor. Bu BBC Türkçe'nin paylaştığı bir haberdi. BBC Türkçe'de yer alan bir haberdi. Hatta 2018 yılında yaşanan bir tramvay saldırısıyla da Recep Tayyip Erdoğan ilişkilendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçisi'ni Hollanda'nın Büyükelçiliğe çağırarak bilgi istemiş. Belki yakınlarda nota da verebilirler. Gerçekten ağır bir itham. Bu ithama hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yöneticisinin muhatap olmasını gönül arzu etmez. Ama ne yazık ki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bazen açık konuşmalarında, işte Avrupa'da bombalar patladığında görürsünüz bazı şeyleri dediği türden konuşmalarında, bazen Avrupa'daki Selefi derneklere bir kısım milletvekilleri, bir kısım partililer ya da partiye yakın isimler tarafından verilen desteklerle ya da Avrupa'dan Türkiye üzerinden Suriye'ye savaşmaya giden cihatçılar, selefilere gösterilen kolaylıklar bağlamında ne yazık ki medyada, uluslararası medyada fazlasıyla suçlanan bir isimdi. Bunun artık resmi devlet metinlerine, resmi devlet raporlarına kadar inmiş olması Türkiye açısından gerçekten üzüntü verici bir durum. Umarız bu tür hataları Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı daha fazla tekrar etmez. Evet sevgili TRT 24 izleyicileri, 17 Şubat 2020 gündeminden sizin için seçtiğim, sizinle paylaşmak istediğim haberler bugünlük bu kadar. Yarın Metin Yıkar sizinle birlikte olacak. Haftaya çarşamba günü, tabii ki çarşambadan önce pazar günü de ayak üstünde Levent Kenez'le birlikte karşınızda olmaya çalışacağım. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.